Merhaba değerli arı severler. Bugün arıcı Ahmet Sarıköy hocamla yine birlikteyiz. Evet hocam. Bugün ne yapacağız? Evet, mevsimler yaklaşırken ana arıyı mevsime hazırlayacağız. Evet, kovanın kuluçkalık kısmını alacağız. Diğer taraftan ana arı ızgarasını koyarak ballık katında bal çalışmalarına devam ettireceğiz arıyı. Şu an bu arımız güçlü bir arı. İkinci katı da dolmuş. Bayağı güzel. Alman usulü değil mi hocam? Şimdi ilk başta kata çıkarma usulü öyleydi. Ama şimdi teknik olarak yapılması gereken neyse onu yapacağız. Önce bir çerçevelerimizi çıkaralım, çıtalarımızı. Aramızın durumuna bir bakalım. Mevcut da yumurtalı çerçeveler, çıtalar altı alınacak. Üst katta yumurtalı çıta bulundurulmayacak. Oldukça Bal gelmiş hocam. gelmemiş. Bu çok boş. Gelecek bir şey yok henüz. Ama yine de çiçekler hava sıcaklığından dolayı nektara dönüşmüşse gelmiş de olabilir. Dünkü baktığımız arada fazlaydı. Bu işine bakalım. Evet. Ne yumurtalar belli. Günlükler atmış, kenarını bal stoklayarak çevrilemiş. Burada da aynı. Günlük yumurtalar var. Çok güzel. Ana arı bu katta olmalı. Yumurtalı çıtaları şöyle bir kenara alalım. Arı kontrol etmek için saat 3'ten sonrasını beklemek gerekiyor. Öğlen sıcağında arılar daha saldırgan olur. Güzel. Bunlar alt kata gidecek. Üst katta zamanla erkek arıların uçuşunu sağlamak için kontrol yapacağız. Çıkan erkek arıları dışarı aldırmaya çalışacağız. Evet. Yapıştırmış çerçeveyi. Çıtayı aşağıda yapıştırmış bakın. Erkek arı gözleri atmış. Çok güzel. Bir boy çıkartmış. Kapalı yavru yok. Olduğu gibi günlük atmış. Biz şunları alacağız artık. Şu ballığımız Alman usulüne göre yapılmış bir ballık. Herkes evinde aralığında bunu rahatça yapabilir. Atölyeye ihtiyaç yoktur. Bu da yapıştırılmış. Oo. Kurtulması problem oldu. Aynı günlük yumurtalar burada da aynı şekilde. Bunlar yumurtalı alt kata alınacak. Alt kattakiler boşlar yukarı alınacak. Bu da yapıştırmış. Aa, dur yavaş. Çerçeveyi çıkarmak gayet zor. Mum yapışmış. Evet. Önünü katmış. Çok erkekler var.
Bunlara bakmak lazım şey. Hem anaryayı kontrol etmemiz lazım. Gözden kaçırdıysak bilemiyorum artık. Ya göremedim ya gözden kaçırdık anayı. Çünkü günlük yumurtalar hep buralara atılmış. Bugün ananın burada olduğu görüküyor. Olduğu gibi baksın. Erkek arı dalak gitmiş yani. Erkeklerini doldurmuş. Ana arı burada mı acaba? Şuraya bakalım. İşte zaten aşağıya koyarken tekrar kontrol edeceğiz. Şimdi mevcut dalaklarını alayım. Buraya da olduğu gibi erkek arı yumurtası koymuş. Bal stoku iyi burada. Bu da boş çerçeve. Bunu da kenara alalım. Şimdi şurayı alacağız. Şimdi. Evet, şunu şuraya alayım. Şimdi boş çıtaları buraya koyacağım. Öyle, yumurtalıları koyduktan sonra şey yapayım. Dalakları almamız lazım.
görebiliyor muyuz? Bakalım yine kontrolünü yapalım. Göremedik. Ya şu çıtanın yerine başkasını alabiliriz. Şimdi kovanın dibini çekelim. Kovanın dibine şöyle gördüğünüz gibi küçük ızgara taktım. Ondan sonra kovan rutubet yapmamaya başladı. Anahtarı burada görebiliyorsunuz. Şu. Görüyor musun? Evet. Evet, anahtar orada. Onu da yerine koyalım. Evet, güzel yumurtalar var. Yumurta oldukça fazla gözüküyor. Şu an 10 çıtada yumurta var. Ne kadar olur? Evet, arıcılıktayken tehlikeli hareketti. Arıyı silkelemek. Evet. Çünkü bunların içinde erkek arı bulunuyor. Erkek arılar çıtanın üstünde kalsın istemiyorum. Burada erkek arı görünmüyor. Bunu alayım. Hocam arılar sıkmaya başladı. Tamam. Şimdi şuradan kontrol edeceğiz. Daha henüz kendi sokağına rastlamadım. Evet. Burada da çok günlük. Yavru arıymış. Kulağımın önünde yol arıyor. Çok güzel. Şurayı bir sıkıştıralım. Şimdi şuradan çıtanın bir tanesini bunu vermeyeceğim. Çünkü bunda kapalı yumurta çok fazla. Çıkacak mevcut var. O yüzden onu vermiyorum. Bunu vereceğim. Bunda günlük var. Kapalı yumurtalar arkaya gelsin. Evet, şu an arımızı biraz kullanmış. Yani 10 çeşit çıtası yumurtalı olarak alt kasaya almış olduk. Kafkas arıları uslu arılardır. Bunlar F1 Kafkas olarak geçer. Yine de uslu arılar bunlar. Biz
ızgarayı koyacağız. Bu ızgaradan ana arı geçemez. Erkek arılar da geçemez. Sadece işçi arılar geçer. O yüzden de biz işçi arıların geçtiği bu çıtayı, üst kasayı her hafta kontrol ederek erkek arıların uçmasını sağlayacağız. Üst katta bulunan erkek arılar böylelikle dışarı çıkmış olacaklar. Evet, şunları da aldık mı? Arımızın mevsime girişi böylelikle tamamlanmış oluyor. Akasya artık bundan sonra arımız hazır. Akasya Mayıs'ın başında açıyordu değil mi hocam? Evet, genellikle 2 ve 5 Mayıs arası açar. Yani yaklaşık bir 4-5 günümüz var. Tabii önce sıcak yerlerde ekler açacak. Bunda çok güzel stok var. Doldurulacak, kapatılacak çıta bu. Evet, arımızı rahatlaştırdık. Teşekkürler hocam. Ellerinize sağlık.